İnsan, gelişmesi için icatlara muhtaç. İcat, beynin en yaratıcı ürünü. Daha çocukken başlarız icat çalışmalarına. İlk çalışmalarımız tamamen içgüdüsel olduğu için deli dolu ve dağınık olur. Büyüdükçe akıl baskın gelir, düzenli şekilde üretmeye başlarız. Fakat o ilk içgüdüsel dürtüler ortaya bir şey çıkarmasa bile, geleceğimizi şekillendirecek kadar önemli anılar barındırır. Şimdi düşünüyorum da, eğer çocukken bu dürtüleri bastırmak yerine anlamaya çalışsaydım, dünyaya bıraktığım mirası katlamış olurdum. Gençlik çağıma kadar bir mucit olduğumu anlayamamıştım. Bu geç uyanışımın tabii birkaç sebebi daha vardı. İlk sebep, olağanüstü zekaya sahip abimdi. Nadir rastlanan ve tıbbın açıklayamadığı bir zihne sahip abimin erken ölümü ailemi yıkmıştı. Değerli bir aile arkadaşımızın bize hediye ettiği atımız vardı. Ailecek çok sevdiğimiz bu at hemen hemen insan kadar zekiydi. Bir keresinde babamın hayatını kurtarmıştı. Babam bir kış gecesi kurtlarla dolu dağda acil göreve giderken at ürkmüştü. Eve doğru koşmaya başlamış, babam da dengesini kaybederek yere düşmüştü. At eve vardığında kan ter içerisindeydi. Kasabada babamı aramak için çanlar çalındığında at herkesten önce koşarak babamın düştüğü yere gitmiş, onu eve getirmişti. Aynı zamanda bu at, abimin hayatını kaybettiği kazanın da sorumlusuydu. Üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen bu trajedik sahneyi tüm detaylarıyla hatırlıyorum. Abimin başarılarının yanında benim çabalarım çok küçük kalıyordu. Ben güzel bir şey yaptığımda anne babam abimi hatırlıyor, acıları daha da artıyordu. Bu yüzden özgüvensizdim. Fakat asla salak değildim. Mühendis olmak istiyordum. Fakat babam istemiyordu. Babam, Büyük Napolyon'un ordusunda savaşmış bir subayın büyük oğluydu. Amcamla birlikte askeriyede çalışıyorken aniden ikisi de keskin kararlar almış, babam rahip, amcam matematik profesörü olmuştu. Babam aşırı derecede çok kitap okurdu ve çok bilgiliydi. Adeta filozoftu. Muhteşem hafızası vardı. Kilisedeki vaazlarıyla ününü her tarafa duyurmuştu. Annemin ailesi mucitlerle doluydu ve ülkenin en köklü ailelerinden biriydi. Babası ve dedesi günlük hayatı kolaylaştıran onlarca icat yapmıştı. Annem de bir mucitti. Eğer modern hayattan bu kadar uzakta yaşamasaydı, çok büyük başarılara imza atabilirdi. Buna rağmen evde bir sürü icadı bulunuyordu. Sürekli evde ve bahçede işleri kolaylaştıran aletler icat ediyordu. 60 yaşında bile muhteşem tasarımlar yapabiliyordu. Geç uyanışımın önemli bir sebebi daha vardı. Çocukken çok ilginç bir rahatsızlığım vardı. Gözüme resimler ve gür ışıklar görünüyordu. Bu ışık ve resimler önümdeki şeyleri görmeme engel oluyordu. Resimlerde daha önce gördüğüm objeler ve yaşadığım sahneler vardı. Görmediğim ya da hayal kurduğum şeyler değildi. Bir kelime duyduğumda bu kelimenin çağrıştırdığı resim gözümün önünde belirirdi. Bu resmin gerçek veya hayal olduğunu ayırt edemiyordum. Bu durum beni ürkütüyor, rahatsız ediyordu. Hiçbir psikolog ve fizyolog yaşadıklarımı açıklayamıyordu. Rahatsızlığım daha önce görülmemiş bir vakaydı. Ama abimin de aynı şeyleri gördüğünü öğrendiğimde sakinleşmiştim. Benim teorim şuydu. Beynim, daha önce yaşadığım duygusal sahneleri veya objelerin resmini ani refleksle retinaya yansıtıyor. Çünkü gördüklerim halüsinasyon veya hayali şeyler değildi. Şöyle anlatayım. Farz edin ki bir cenazeye katıldım ya da duygusal bir olaya tanıklık ettim. O gece yatağıma yattığımda karanlık ve sessizlik içerisinde gözümün önüne o günkü sahneler gelecekti. Ne kadar uğraşsam da bu resimleri gözümün önünden bir türlü yok edemiyordum. Bazen bu görüntülere elimle dokunmaya çalışıyordum. Fakat elim havada duran bu resimlerin içinden geçiyordu. Yani bir ekran düşünün, beynimizde bir şeyi düşlerken düşüncelerimizi oraya yansıtabiliyoruz. Böyle bir teknoloji ortaya çıksa insan ilişkilerinde devrime neden olurdu. Ama ben eminim bir gün böyle bir teknoloji ortaya çıkacak. Şunu da söylemeliyim, bu teknolojiyi geliştirmek üzerine çok kafa yordum. Gözümün önüne gelen bu rahatsız edici resimlerden kurtulmak için güzel şeyler düşünmeye başladım. Bu zaman düşündüğüm güzel şeylerin resimleri beliriyordu ve bu da beni bir nebze rahatlatıyordu. Bunun için sürekli yeni güzel şeyler düşünmek zorundaydım. Fakat küçük bir yerde yaşadığım için artık filmim bitmişti. Aynı şeyleri tekrar tekrar düşünmek ve gözümün önüne getirmek artık rahatsız edici resimleri kovmama çözüm olamıyordu.
gün içerisinde kısa yolculuklar yaparak yeni sahneler ve objeler görmeye karar verdim. Fakat bu sahneleri sadece bir kez gördüğüm için resimler bulanık yansıyordu. Zamanla deneyerek bu sorunu da çözdüm. Artık bir kez gördüğüm şeyleri de net bir şekilde yansıtabiliyordum. Bir süre sonra şunu keşfettim. Beni en çok rahatlatan şey bu resimlerde seyahate çıkmak. Her gece, hatta bazen gündüzleri yalnızken de bu resimleri gözümün önüne yansıtarak hayali gezilerime başladım. Bu hayali seyahatlerde yeni ülkeler, yeni şehirler geziyor, oralarda bir süre yaşıyor ve hatta arkadaşlıklar ediniyordum. İnanılmaz gelebilir ama zihnimle yaptığım bu seyahatler sırasında edindiğim arkadaşlarım gerçek hayattakiler kadar gerçek ve değerliydi. 17 yaşıma gelene kadar devamlı bu yansıtmaları gerçekleştirdim. 17 yaşımda artık bu düşünce yansıtmaları gerçek icatlara dönüşmeye başladı. İcat etmek üzere olduğum şeyi en küçük detaylarına kadar gözümün önüne yansıtabiliyordum. Hiçbir makete, çizime ve deneye gerek kalmıyordu. Bu metot sayesinde yeni fikirleri ve konseptleri hiçbir deneye gerek kalmadan test edebilecek yeni bir kapasiteye sahip olduğumu fark ettim. Bir mucit beyninde hayalini kurduğu icat fikrini pratiğe dökmeye başladığında bir süre sonra kendisini sayısız sorunların içerisinde hapsedilmiş halde buluyor. İşine devam edip bu sorunları çözmeye başladığında zamanla o ilk hayalindeki icattan uzaklaşmaya başlıyor. Yani bir sonuç alır ama bu sonucun bedeli her zaman kaliteden ödün vermek olur. Ama benim metodum farklı. Ben fikri pratiğe dökmekte acele etmiyorum. Aklıma yeni bir fikir geldiğinde ilk başta onu beynimde yapmaya çalışıyorum. Gerektiğinde beynimdeki bu prototipin dizaynını değiştiriyorum veya çalışmayan aksamlarını geliştiriyorum. Benim için yeni bir motoru beynimde ya da gerçek hayatta test etmek arasında hiçbir fark yok. Hatta beynimde test ettiğim motorun sıkıntılarını da anlayabiliyorum. Yani hiçbir fark yok. Sonuç aynı. Bu yüzden elimi hiçbir şeye sürmeden yeni bir ürün konseptini beynimde gerçekleştirebiliyorum. Beynimde bu ürünü geliştirdikten ve tüm sorunlarını giderdikten sonra ürünü gerçek hayatta yapmaya başlıyorum. Kesinlikle arada hiçbir fark olmadan beynimdeki bu ürün gerçek hayatta da kusursuz çalışmaya başlıyor. Bu yüzden de herhangi bir ürünü ortaya çıkarmadan önce beyinde tüm eksikliklerinin giderilebileceğine inanıyorum. Genelde yapılan ham bir fikri pratiğe dönüştürmek enerji, para ve zaman kaybından başka bir şey değil. Gözümün önüne yansıyan bu resimler ve gür ışıklar bir gerçeği fark etmeme neden oldu. Dediğim gibi bu yansımalar önümdeki eşyaları görmeme engel oluyordu. O yüzden de bu resimlerin arasından gerçek olanları seçmek zorundaydım. Bir süre sonra ilginç bir şekilde bazı düşüncelerin sonuç resmini görmeye başladım. Şunu fark ettim, etraftaki koşulları ve uyarıları dikkate alarak verilen bir komutu işleyerek gerçekleştiren bir robot gibiyim. Yıllardır kendi hareketlerini kontrol edebilen bir robot planlıyorum. Ve inanıyorum ki gelecekte böyle robotlar endüstri sektöründe yeni devrime neden olacak. Gözüme görünen şu ışıklar 25 yaşıma vardığımda en şiddetli seviyeye çıkmıştı. 1883 yılında ben Paris'teyken Fransız bir arkadaşım beni atış poligonuna davet etmiş, ben de kabul etmiştim. Kapalı ve havasız bir ortamda yaptığımız atışlar sonrasında eve döndüğümde her tarafta ateş görüyordum. Bütün gece boyunca gözümün önünde adeta bir güneş vardı ve hiçbir şekilde ondan kurtulamıyordum. Tam 3 hafta boyunca bu ateşler gözümün önünden ayrılmadı. Arkadaş bir süre sonra beni tekrar poligona davet etti. Cevabım netti. Kesinlikle hayır. Hala aklıma yeni fikirler geldiğinde o ışıklar önüme yansıyor. Ama artık eskisi kadar gür değiller. Gözlerimi kapattığım anda koyu bir fon görmeye başlıyorum. Tıpkı gece görünen gökyüzü gibi. Birkaç saniye sonra yeşil zerrecikler oluşmaya başlıyor ve hareket ederek bana doğru yaklaşırlar. Hemen sağ tarafta yeşil, sarı ve altın renkli çok güzel iki paralel çizgi oluşuyor. Daha sonra çizgiler kalınlaşmaya ve parlaklaşmaya başlıyor. Üzerlerinde oluşan küçük parlak noktalarla birlikte 10 saniye içerisinde sola doğru kayarlar. Yerinde bıraktığı çirkin gri boşluk saniyeler içerisinde hareketli bulutlarla dolmaya başlar. İkinci aşamaya gelmeden ben bu gri alanı herhangi bir şey yansıtamıyorum. Her gece uyumadan önce gözümün önüne insanların ve objelerin resmi yansır. Onları gördüğüm anda artık uykuya dalacağımı anlıyorum. Eğer bu resimleri görmezsem o gece uyuyamayacağım kesinleşiyor. Politeknik Enstitüsü ve üniversiteyi bitirdiğimde duygusal boşluğa düştüm. Gözümün önüne yansıyan ışıklar ve resimler
açıklanamayan olaylar yaşamama sebep oldu.